Bakın nanelerim arkadaşlar. Naneler mis gibi kokuyor. Sabah kahvaltıda yiyebilirsiniz. Dolma biber yaparken içine koyabilirsiniz. Limonata yaparsınız. Limonatanızın içine koyabilirsiniz naneyi. Ondan sonra suyunuza koyabilirsiniz. Nane yaprakları atabilirsiniz. Naneyi kurutup kuru nane olarak kullanabilirsiniz taze taze. Şimdi ben bu naneleri nasıl böyle çoğalttım size onu anlatayım. Örneğin bu naneyi iki yöntem var. İkisi de çok kolay. Şöyle. Bu naneyi şöyle göstereyim size. Böyle komşumdan bir tane böyle naneyi köküyle aldım. Böyle topraktan bana köküyle çıkardı. Yani bunu böyle koparıp çıkarmıyoruz. Toprağı kazıyoruz, kökleriyle birlikte çıkartıyoruz ve direkt toprağa ekiyoruz. Toprağı ektikten sonra bir su veriyoruz. Ondan sonra bu nane buraya tutuyor ve yayılmaya başlıyor. İnanılmaz şekilde yayılıyor. Görüyorsunuz bakın bir nane nasıl yayıldı her tarafa. Bu nanenin etrafındaki bu yabani otları yolarsanız naneniz düzgün bir şekilde her yeri dolduracaktır ve saracaktır. Sırf nane elde edeceksiniz. Bakınız burada da fesleğen ve reyhanım var. Şimdi ikinci yöntem de çok kolay. Mesela diyelim ki pazardan nane aldınız. Aldığınız nanelerin sallanan kökleri de olabiliyor biliyorsunuz ya da olmayabilir. Pazardan, marketten aldığınız naneyi şöyle bir dal düşünün. Şimdi ben size göstereceğim. Böyle kırıyorum bunu böyle naneyi. Bu şekilde. Şimdi size nasıl yaptığımı anlatacağım, nasıl çoğalttığımı. Sonra nanemi aldıktan sonra böyle bir cam bardağı, cam olması önemli çünkü güneş ışığını yansıtıyor. O yüzden büyüme çok hızlı gerçekleşiyor. Şimdi içme suyu koyuyorum. Gördüğünüz gibi içme suyu temiz, çeşme suyu değil. Çeşme suyu da koyabilirsiniz ama şu kadarcık su için içme suyu kullanın. Daha sonra nanemi böyle içine batırıyorum. Sonra çok kısa sürede, 1-2 hafta gibi bir sürede çok hızlı şekilde kök saldığını göreceksiniz. Bu şekilde bir sürü yeşilliği çoğaltabilirsiniz kolaylıkla. Pazardan aldıklarınızı, ondan sonra komşunuzdan aldıklarınızı çok hızlı bir şekilde bahçenize, saksınıza ekip çoğaltabilirsiniz. Birkaç hafta sonra nanemin durumu. Gördüğünüz gibi suya atmıştım ve tepeden yeşil yaprak vardı. Gördüğünüz gibi yeni yapraklar ve kökü görüyorsunuz. Kök salmış durumda. Şimdi ben bunu saksıya ya da direkt toprağa ekebilirim. Saksı da toprakta çok hızlı yayılma gösterecektir ve her yeri saracaktır. Bakınız. Bakınız görüyorsunuz köklerini. Ne kadar güzel durumda. Nane ve yeşillikleri bu şekilde çoğaltmak, saksınızda yetiştirmek çok kolay. Pazardan almanıza gerek yok. Sürekli elinizin altında durabilir ve balkonlarınızda size çok hoş bir koku ve görsellik sağlar. Elinizle naneye dokundukça stresinizi alır biliyorsunuz. Çok rahatlatıcıdır. Antidepresan gibidir. Aynı zamanda elinize gelen komşularınız için de birer mutluluk olacaktır. Bahçenize bunları görmek. Mutluluk ve sağlık olacaktır. Belki de aranızda bu şekilde yayılarak çoğalmaya devam edecektir. Bakın bir de böyle kedi tırmalıyor ağacı. Evet. Nanemizi ektik.
Gördüğünüz gibi ekmiş bulundum. Şimdi biraz su vereceğim. Şöyle azıcık da su veriyorum. Tamam. Sulamasını da yaptım. Nanemiz burada tutup çoğalacaktır. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yorumlarınızı aşağıya bırakın.